Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Ocak Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programında 9 koşulu 88 safkının yer almış olduğu bir programla açılışı yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir haftaya açılışla, güzel bir ikramiyle sizlere kazandırabilirsek çok mutlu, güzel bir hafta başlangıcı olur diye umut ediyorum. Tabii dünkü en azından bir Adana yarışını programımıza yakalattırdık. En azından hafta sonunu bir altılıyla kapattırdık. 2000 kusur lira verdi. En azından tutan arkadaşlara da hayırlı olsun. İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle diyelim. Ve fazla da vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 13.30'u gösterirken Maiden 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 1 ve 5'in ekürü, 2 ve 6'nın da ayrı ekürü olduğu, 2 ekürlü bir yarışın olduğu bu programda ben önceliği 4 nolu Fukara ile başlayacağım. Bu Şimşek'in onu temsilcisi Şevhat Gökçe ile ilk yarışındaki güzel beşinciliğinden sonra tabii ki ikinci yarışındaki bence ikinciliği de daha değerli. Her geçen gün formunu yükselten bir isim ve ıslak piste de yatkın bir orijine sahip. Şimşek'in zaten çamur piste çok yatkın. Kendisi zaten biliyor, bütün yarışlarını seyrettim Şimşek'in. Anne kanatı Kozanova desene, bu da tam bir çamurcuydu. Zaten İzmir pistine genellikle koşan bir isimdi. Yani o yüzden büyük ihtimalle pistin de ıslak olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak ülke şu anda yağış altında ve çoğu yerde de kar var zaten. O yüzden 4 nolu Fukara bende bayağı ön planda. 1 nolu Büyük Kasırga, 5 nolu Safkan'la ekir olan bu Kazbek temsilcisi Halil Kaplan'la start alıyor. En azından bir yarış gördü ama bu yarış gördükten sonra bu Safkan'da bayağı güzel gelişmeler var. En azından bence bu görmüş olduğu yarış da Safkan'a yaramışa benziyor. O yüzden kötü bir Safkan da değil, orijin olarak da kuvvetli gözüküyor. O yüzden benim muhakkak kuponlarda yer almasında önereceğim isimler arasında. 10 nolu Öz Bayraktar, bu Artos temsilcisi Tolga Yıldız'la uzun zamandan beri koşan bir isim ama son yarışındaki güzel ikincilikten sonra bir anda formunu yükseltmeye başladı. Ve bu güzel formuyla burada da ihmal etmemek gerekir. Ve son olarak da 7 nolu Armağan Hanım, bu tam elinin temsilcisi Era Çizik'le en azından bu aralar iyi durumda gözüken bir isim. Bence güzel bir sürprize de imza atabilir. O yüzden önceliğimiz 4 ama tabii ki 1-10-7 de en sert rakip konumda. Yani 4-1-10-7 benim birinci koşudaki sıralama oldu. Günün ikinci koşusu, satış koşumuz var. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 8 safkan arasında start alacak olan bu yarışta bakalım bunların fiyatları kaç paraymış. 148'den başlıyor. Evet. Bunlar standart galiba. İnan varmış. Var mı böyle 50-60? Ucuz da yok arkadaşlar. Neyse, sürümden kazanacağız yine. Benim burada sıralama 2 nolu Emir Soy, bu Kobra temsilcisi Görkem Özçelik'le her geçen gün daha iyi duruma gelen bu 9 yaşındaki safkan bana göre bugün kazanmaya çok çok yakın gördüğüm isim. Benim küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım olacak 2 nolu Emir Soy Görkem Özçelik'le, ama rakip arıyorum derseniz bana göre süratli yapısıyla her geçen gün iyi duruma gelen, son 8.'de de hiçbir anlam veremediğim bugün 4 nolu Yol Kıran, en azından bugün uygun rakipler arasında bence Emir Soy'un da en ufak hatasını affetmeyecek konuda olan bir isim. O yüzden önce 2, daha sonra 4 dolu safkan. Günün 3. koşusu şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında start alacak olan bu yarış, 7'li plasa ve 3'te ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben burada 3 nolu Master Classman, bu Maximus Dream temsilcisi Ayhan Kurşun'la güzel bir performans çizen bir isim. Son birinciliği de gayet tatminkar. Benim bugün yine kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Yine normalde bunu ayağı banka olarak tercih kullanacaktım ama yine tercihi size bırakacağım. 3 nolu Master Classman benim küçük eli sevenler için alternatif bir banka adayım. Ama rakip arıyorsanız, geçen yarışında ben uzun mesafede pek koşacağını düşünmedim ama beni yanılttı. 1 nolu Jeffe'de Jeffes'in en azından uzuna da yatkın koşusunu kazanarak ve iyi bir rakibini geçerek bitiren bu safkanda bence en sert rakip konumunda olarak görebiliriz. Yani 3 daha sonra 1 olarak çıkıyor benim bu sıralama. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı ganyan ayağımız başlıyor. Maiden 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum yarışı. 7 ve 8'in ekür olduğu, 10 tayın yer almış olduğu koşuda önceliğimiz 5 nolu Önder Han. Bu canlı temsilcisi Ayhan Kurşun'la start oluyor. İlk yarışında Çin yarışında bir 9. geldi. Tamam, ben o günkü yarışına hiç ölçü almıyorum çünkü safkan bir dön dolaş yaptı zaten, tanıdığımız bir ekürü. O yüzden artan nefesiyle zaten 2. yarışında güzel bir 4.liğe imza attı. Her geçen gün daha da iyi duruma gelen bence bu safkan bugün meydana veda etmeye bayağı yakın gözüküyor.
Bir nolu Faha Bey, Akavuz'un temsilcisi, inatçı bir karaktere sahip. Baba çünkü inatçıydı, büyük ihtimalle evladı da inatçı olur. Çünkü genelde bu şekilde oluyorlar. Nevzat Avcı ile start alıyor ve bu aralar güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışın 3'ünde de 3.lükle ayrıldı. Bugün bence imal etmemek lazım. Bir de pistin nemli bulması halinde daha da etkili koşar. 3 nolu Kaç Karlı, bu son hap temsilcisi, anne kanatında Bedesk'tanlar. Yani iyi bir orijin. Masum Demirbaş'ta 105 günlük aradan sonra start alıyor ama bu safkan bayağı iyi bir görüntüde. Kesinlikle imal etmeyin, bu safkan her türlü pistte koşabilecek bir orijine sahip ve safkanın genel durumu da oldukça iyi. Çalışmaları da bir hayli göz dolduruyor. 9 nolu Kafkas Serabı, bu demir döven temsilcisi de oldukça etkili bir orijine sahip Cem Altun'la ve bu aralar yakalamış olduğu güzel formuyla bayağı ön plana çıkan isimler arasında. Bir de 4 nolu herhalde Kavbey, bu isabet temsilcisi Onur Yıldız'a yazarsak herhalde bayağı rahatlıkla geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani 5-1-3-9-4 benim bu koştaki sıralama ama 5 nolu Önderhan ben de bir adım da olsa ön planda. Günün 5. koşusu şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik. Ve 13 safkanında yer almış olduğu koşuya baktığım zaman, yani normal şartlar altına baktığım zaman bu 2 nolu Obrada'nın ne işi var burada deriz. Bu Lineart temsilcisi Eray Çizik de yani normal şartlarda kazanır ama bu safkan 8 yaşına geldi ama biraz artık herhalde geçirmeye başladı ki kazanamıyor. Ama işte o yüzden ben yanına rakip yazmak zorunda kaldım. Yoksa normal şekilde bir Obrada'nın ben yanına at yazmayı düşünmedim ama mecburen yazacağız. O yüzden 3 nolu Guriyev, bu kuvvet temsilcisi Cem Altun'la start oluyor. Henüz bir maiden safkan ama koşmuş olduğu gruplara göre bakarsak yani bu safkanın maiden'a nasıl takılmış olduğunu inanmak zor. Ben safkanın yarış kazanmış olduğunu görmedim. Bakayım ya, ben yine yanlış şey yapmayalım. Ama ben bu safkanın birinciliğini daha görmediğim için belki kazara olmuştur diyeceğim ama bakın ya, görmemiş. Demek ki şey yapmış. Neyse, en azından safkana göre ama koşmuş olduğu yarışlara göre kesinlikle imale gelmez. Bu safkanın bir iki ay yakında bir ara vermesi de bence çok iyi olmuşa benziyor. 4 nolu Prens Atlas ve Hakim temsilcisi Sinan Çetin'le son birinciliği de gayet atmikar. En azından bugün de şanslılar arasında ilave edebiliriz. Yani 2-3-4'ü yazalım arkadaşlar. Bu ayağı bu şekilde geçebiliriz ama tabii ki burada sürpriz arayışına girmek isteyenler olabilir. İyi bir isim olan ve koşmuş olduğu yarışlarda kendini toparlayan 12 nolu Lucky Fast iyi bir isimdir. 5 nolu Haylaz'ın ve 1 de 1 nolu Bay Nusret. Bay Nusret de bazen alır kafayı gider. Yanına da kimse kayla almayınca da bir anda fotoğrafı geçer. Yani böyle bir safkan. O yüzden önceliğimiz 2-3-4. Eğer sürpriz ve genişletmek isteyenlere de 12-5-1'i tavsiye edeceğim. Günün 6. koşusunda handikap 15-4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik. Ve buraya baktığımız zaman yine 13 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda yine çekişmeli ve güzel bir yarış bizi bekliyor. Önceliğimiz 2 nolu Dark Lord olacak. Bu Winder Buzzard temsilcisi Ayhan Kurşun'la son 2 yarışın arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan bu isim iyi çalışmalarıyla da biraz daha ön planda. 4 nolu Firecracker, bu Trivales temsilcisi Mahmut muydu bakalım. Evet, Mahmut Turan'la start oluyor ve safkanın genel durumu yine iyi gözüken ama bir türlü aradığı birinciliği kavuşamayan bir isim ama bugün bence etkili bir yarışıyla bunu telafi edebilecek bir safkan. 8 nolu Viva Zoran ve Victor Galop temsilcisi Onur Öztürk ile start almış safkan yine iyi hazırlıkları ve iyi çalışmalarıyla. 1 nolu Bartu Bey, bu Mali temsilcisi Uğur Levent ile yine son güzel birinciyle bu yarışta oldukça moralli giren bir isim. 10 nolu Daze, Mendip temsilcisi Kadir Tokaçoğlu yine çalışmalarına bir hayli göz doldurmaya başladı bu safkana, aman dikkat edin. Ve aynı şekilde yine 7 nolu Cemir de bu Mendip temsilcisi Erhan Aktu ile yine aynı idman durumunda. Bence bu safkanlarda Erhan patlamaya hazır, güdümlü mermi gibi bekliyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 2, 4, 8, 1, 10, 7 benim en azından ki bu yarış için sıralamam oldu. Günün 7. koşusu kısa vade 6, 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik ve 6 tay arasında start alacak olan bu yarışta 1 nolu Büyük Dünya, bu Vertik'in güzel temsilcisi Vedat Abiş de yine bayağı bütünleştiler bu safkan. Son 5 yarışta 4 tane birinciyi çıkaran ve bugün de Bursa'yı gözüne diken bence uygun rakip arasında burada kazanmaya çok çok yakın gördüğüm isim. Benim de bugünkü banko limanım 1 nolu Büyük Dünya oldu Vedat Abiş ile. Geldik günün 8. koşusuna, handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına. 9 safkan arasında start alacak olan bu yarışta önceliğimiz 5 nolu Sadın Ateşi olacak. Bu Baba Mevlüt'ün güzel temsilcisi Vedat Abiş de biraz bir hayli ön plana çıkan isim. Koşmuş olduğu yarışlara göre bakarsak son 6.lığı bence bu yarış için hiç ölçü almamak lazım.
İki nolu İzmir'in nefesi bu. Özgün Soylu'nun temsilcisi Halil Kaplan'la yine son iki yarışını altıncılıklarla tamamladı ama bence bu iyi hazırlıklarıyla bu iki altıncılığını telafi etmek için sahada Safkan'ın genel görüntüsü olduğu şey gözüküyor. Bir nolu Mahirini, bir Şahşiyar temsilcisi anne, Tuncal Hanım bir Tuncal temsilcisi. Tuncal da zaten anne kanatından Tuncay'la kardeşti zaten. Yani iyi bir orijinden geliyor. Nurettin Şen'le start oluyor. Kesinlikle çamur pistte etkili bir Safkan. Eğer çamur pist olması halinde biraz da sulu olursa inanın ben riske girip bir nolu Mahirini'yi bile tek atabilecek durumda olduğunu söyleyeyim. Safkan da çok formda, zaten son iki yarışını arka arka kazandı. O yüzden kesinlikle normal pist olursa yazmayacak mıyız? Yazacağız arkadaşlar. Bu Safkan bana göre her pistte iyi koşar ama ıslığa İki misil farklı koşar. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki bir de 7 nolu Ören Hanım'ı da es geçmemek lazım. Bu 6A temsilcisi Ali Can İnci ile Safkan da bayağı aşama kaydetti. İdmanları da iyi, çalışmaları da iyi ve son performansındaki yarışları da bana göre azımsanmayacak derecede güzel. O yüzden benim sıralama 5-2-1-7 oldu. Ama dediğim gibi eğer pis, sulu, çamursa 1 nolu Mahirini ben riske girerim arkadaşlar. Günün son koşusuna handikap 14, dişilere ait 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik ve 6-8-12'nin ekili olduğu 13 Safkan arasında start alacak olan bu yarışta önceliğimiz 6 nolu Hanım Sultan Atom Kanınca temsilcisi Mahmut Bağ'da start alıyor ve 3 ekili avantajıyla. Tabi bak dikenciklerin zaten bütün adları çamura oldukça yakın. Altay'ın zaten bütün yarışında biliyorum bembeyaz bir attı zaten İzmir'de. Sürekli seyrediyorum. Atom Karınca zaten İzmir sezonunda oldukça seyrettiğimiz atlardan birisiydi. Yani bu pistte yani çamur pistinin çok etkili bir isim olduğunu yine söyleyeyim. Altınoğlu Hanım Sultan Eküller aynı şekilde çamura çok yatkın. Her ikisi de. O yüzden ben de bayağı ön planda bu Eküller yani bir şekilde bu yarışı lehine götürecekler gibi gözüküyor. İki nolu Baldiyar Butum Özbey temsilcisi Görkem Özçelik de yine son yarıştaki güzel birinciliğiyle ve dört nolu Nurgül Can'ın Yakup Bey temsilcisi de Erhan Aktu'yla yine bu aralar iyi gözüken bir isim. O yüzden önceliğimiz 6-2-4 ama buraya genişletelim derseniz 7 nolu Durulay, 9 nolu Amofta çalışmaları bir aylık göz doldurmaya başladı. 1 nolu Gülen Kızım ve 3 nolu Eğilce'de en azından bu grup için denenebilecek diğer isimler. Hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.